Bir tane karbon 12 atomunun kütlesini bulmak istiyoruz. Biliyorsunuz kimya dersinde ölçümleri teraziyle yapıyoruz. Şimdi hayal gücümüzü biraz kullanalım. Bir tane karbon atomu aldığımızı ve kütlesini oldukça küçük ve hassas bir teraziyle ölçtüğümüzü hayal edelim. Bu küçük teraziyle bir tane karbon 12 atomunun kütlesini ölçeceğiz. Normalde kimya dersinde maddelerin kütlelerini gram olarak ölçüyoruz. Bu teraziyle de Karbon 12 atomunun kütlesini gram olarak bulacağımızı düşünelim. Atomlar inanılmaz küçük tanecikler olduğundan ölçeceğimiz değer de çok küçük bir değer olacak tabii. Küçük sayı değerleriyle çalışmak ve işlem yapmak oldukça zor. Bu yüzden bu çok çok küçük gram değerleriyle çalışmak yerine kimyacılar başka bir birimle çalışmayı tercih etmişler. Atomik kütle birimi. Bunu yazalım. Evet, atomik kütle birimi. Bunu kısaca AKB olarak gösteriyoruz. Kimyacılar atomik kütle biriminin tanımını yaparken bir tane karbon 12 atomunun kütlesini 12 AKB olarak kabul etmişler. Sonrasında diğer element atomlarının kütlelerini de bu değere bağlı olarak belirlemişler. Şimdi atomik kütle biriminin ne kadar küçük bir değer olduğunu anlamanız için bunu gram cinsinden yazacağım. 1 AKB eşittir 1 virgül milyonda 660.539 çarpı 10 üzeri eksi 24 gram. Bir AKB'nin gram cinsinden değeri işte bu. Peki, tek bir tane karbon 12 atomunun kütlesi kaç gram eder? Bir tane karbon 12 atomunun kütlesi 12 AKB olduğuna göre, bir AKB de bu değere eşit olduğuna göre, bu değeri 12 ile çarparsak bir tane karbon 12 atomunun kütlesini gram cinsinden belirlemiş oluruz. Tekrar söylemekte fayda var. Atomların gram cinsinden kütleleri oldukça küçük değerler. Bu nedenle AKB'yi kütle birim olarak kullanmak çok daha kolay. Yan tarafta karbonun periyodik sistemdeki gösterimi var. Bu değer karbonun atom kütlesi. Ama dikkat edin bu değer tam olarak 12 AKB değil. Bu değer aslında 12 virgül yüzde 1. Peki bu virgülden sonraki 0 bir değeri nereden geliyor? Aşağıdaki atom kütlesi tanımı bu değerin nereden geldiğini bize açıklayabilir. Bir elementin atom kütlesi aslında tüm izotoplarının ortalama kütlesidir. Atom kütlesine ortalama atom kütlesi de deniyor. Biz burada karbon 12 atom kütlesinden bahsettik. Ancak karbonun başka izotopları da var. Bir elementin atom kütlesini belirlerken tüm izotoplarının kütleleri hesaba katılmalı. Periyodik sistemi incelersek elementlerin kütlelerinin tam sayı olmadığını da görebiliriz. Hadi şimdi atom kütlesinin nasıl hesaplanacağına bir bakalım. Karbonun atom kütlesini diğer bir deyişle ortalama atom kütlesini hesaplamadan önce birlikte başka bir hesap yapalım. Aslında bulacağımız değer ortalama bir değer. Bunu önce farklı bir açıdan inceleyelim. Şimdi burada yazan notlara bir bakalım. Örneğin öğretmeniniz sınav sonuçlarını ödevlerden daha fazla önemsiyor olsun. Ders notunun %70'i sınav ortalamasından, %30'unu da ödevlerinizden aldığını düşünelim. %70 ile %30'u toplarsak %100 eder zaten. İyi bir öğrenci olduğunuzu düşünüyorum çünkü sınavlarınızın ortalaması 90. Ödevlerinizi her zaman yapmışsınız. Bu yüzden ödevlerden de 100 puan almışsınız. Peki bu dersten Alacağınız yıl sonu notu ne olacak? Aslında hepinizin bunu nasıl hesaplayacağını bildiğinizi düşünüyorum. Önce sınav notlarınızın %70'ini belirleyelim. Yani toplam nota katkısını bulalım. Basit bir hesap ama ben bunu hesap makinesiyle yapacağım. 70 bölü 100 eşittir 0.7 Sınav sonuçlarının %70'ini almak puanınızı 0.7 ile çarpmak demek. 0,10'da 7'yi buraya yazalım. 0,10'da 7'yi 90 ile çarparsak, burada yine hesap makinesi kullanacağım. 0,10'da 7 çarpı 90, 63 ediyor. Bu çarpımın sonucu 63. Şimdi, aynı şeyi ödevler için yapalım. Ödev notu olan 100'ün %30'unu alacağız. Yani 100'ü 0,10'da 3 ile çarpacağız. 0,3 çarpı 100 eşittir, bu basit bir çarpım, akıldan yapabilirim. 0,3 çarpı 100 eşittir 30. Bu bulduğumuz iki değeri topladığımızda bu dersten alacağın yıl sonu notunu da bulmuş oluyoruz. 63 artı 30 eşittir 93. Bu dersten aldığınız yıl sonu notunuz 93. Şuna da dikkat etmenizi istiyorum dersten alacağınız not da sınavların ağırlığı yüzde yetmişti. Yani ders notunun etkisi ödevlerinizin etkisinden çok daha fazlaydı. Bu nedenle bulduğumuz değer yani 93 sınav notlarınıza daha yakın çıktı. İşte atom kütlesinin hesaplanmasının altında da bu mantıklı yatar. Şimdi aynı şeyi yapalım. Ama bu sefer atomlar için atom kütlelerini belirlemek için yapalım. Burada karbon elementinin iki ayrı izotopu var. Karbon 12 ve karbon 13. Hatırlayalım. Bunlar karbon atomunun izotoplarıydı. Aslında karbonun bir de karbon 14 izotopu var. Ama onun doğada bulunma oranı çok çok az. Bu nedenle onu ihmal edebiliriz. Doğadaki karbon atomlarının yaklaşık olarak %98,89'u karbon 12 izotopu. Kalan %1,11 ise karbon 13 izotopu. Bu yüzde değerlerini toplarsak da %98,89 ile %1,11 değerleri toplayınca sonuçta yine %100 değerine ulaşıyoruz. Hatırlarsınız atomik kütle birimini tanımlarken karbon 12 izotopunun kütlesini 12 AKB olarak kabul ettiğimizi söylemiştik. Karbon 13 atomunun kütlesi ise deneysel olarak 13,0034 AKB olarak belirlenmiştir. Bu iki izotopun kütleleri arasında fark nereden geliyor peki? Karbon 13'ün karbon 12'den bir fazla nötronu var bir fazla nötron. Bu 13 yerinden ulaştığım sonuç. Peki atom kütlesine nasıl bir değişimi olmuş? Nötron sayısı 1 attığında kütle 12 akb'den yaklaşık 13 akb'ye çıkmış. Buradan bir tane nötronun kütlesinin yaklaşık 1 akb olduğu sonucunda ulaşabiliriz. Tabii ki bu tam bir değer değil, yaklaşık bir değer. Tekrar edelim, izotoplarda nötron sayısı fazla olanın atom kütlesi de fazla olur. Çünkü daha fazla taneciği var. Ders notunu hesaplarken yaptığımız işlemlerin aynısını burada da yapacağız şimdi. Böylece bir elementin ortalama atom kütlesi de denilen atom kütlesini belirleyeceğiz. Bu arada işlem yaparken daha kolay olsun diye virgülden sonraki değerleri olduğu gibi okuyacağım. Karbon 12'nin kütlesinin %98,89'unu alacağız. 98,89 bölü 100 0,9889'a eşit. Şimdi de 0,9889 değerini 12 ile çarpacağız. Çarpı 12, burada hesap makinesi kullanalım. 0,9889 çarpı 12 eşittir. Sonuç bu. 11,8668. Bu değeri 11,867 olarak yuvarlayalım. Şimdi gelelim karbon 13'e. 13,0034 değerinin %1,11'ini alacağız. Yani 13,0034'ü 0,0111 ile çarpacağız. 0,0111 çarpı 13,0034. Bu çarpımı da hesap makinesiyle yapalım. 0,0111 çarpı 13,0034 sonuç 0,1443. Şimdi sonucu yazalım. 0,1443. Ve bu bulduğumuz iki değeri toplayalım. Bu değeri ve bu değeri hesap makinemizde toplayalım. 0,1443 artı 11,867 eşittir. 12,111. Bu değeri de yazalım. 12,111. Bu bulduğumuz değer 12'ye 13'ten daha yakın. Peki neden? Çünkü karbon atomlarının yaklaşık %99'u karbon 12 atomu. Dolayısıyla ortalama atom kütlesi ya da atom kütlesi 12'ye daha yakın olur. Hatırlarsınız karbonun periyodik sistemdeki gösteriminde kütlesini 12,1% olarak görmüştük. 12 11 değerini 12,1% olarak yuvarlayabiliriz. Şimdi yukarı en başa dönelim. Karbonun gösterimine girelim buradaki değer 12,01'di. Yani aslında bu değer bir elementin tüm izotoplarının ortalama atom kütlesi. Artık periyodik sistemdeki bu virgüllü kütle değerlerinin nereden geldiğini biliyorsunuz.